Tüm Diablo severlere Doyle kanalından merhaba. Dün akşam Blizzard beklendiği gibi podcastini gerçekleştirdi ve yeni sezon ile ilgili açıklama yapacaklardı. Nitekim uygun ve gerekli açıklamaları yaptılar. Artık ilk sezonun başlangıç tarihi belli ve bir ismi var. Evet bu bahsettiğimiz tarih 15 Temmuz falan diyorlardı. 15 Temmuz'dan önce diyorlardı. Düşündüğümüz kadar yakın değilmiş. 20 Temmuz olarak açıklandı. Sezon ismi ise Season of Malignant. Türkçe'ye çevirirsek kötülük sezonu diyebiliriz ama tam da <laughs> birebir karşılığı değil. Malignant kelimesi özellikle kötü hastalıklar yani kanser için özellikle kullanılan bir terim tıp dilinde habise karşılık geliyor ama biraz tuhaf gelecek o şekilde söylemek. O nedenle ben kötülük sezonu olarak çeviriyorum. Ee, yama gelince tabii nasıl çevrilecek şu an bilemiyorum. Belki Türkçesini hazırlamış bile olabilirler. Şimdi öncelikle genel hatları ile ilgili bahsedelim yeni sezondan. Ardından genel olarak sezon mantığı nasıl çalışıyor ondan bahsedeceğim. Son kısımda da yeni sezona özgü ne gibi içerikler var onları konuşacağım. Ve bu şekilde bu haber videosunu toparlamış olacağız. Evet şimdi bu kötülük sezonu yeni içerik aslında. Bir DLC kadar fazla içerik içermiyor ama sezonlarda ufak tefek eklemeler oluyor. Anlattıkları kadarıyla Yeni sezonda olarak bir görev serisi gelecek ve bizi yönlendirecek bir NPC karakter olacak. Ve sadece e, görevler değil aynı zamanda yeni bir mekanik bize tanıtılacak. Ancak bu sezona özgü bir mekanik olacak. Ve e, yeni itemler eklenecek. E, yeni teçhizat, silahlar, zırhlar oyuna eklenecek. Özellikle unique e, item sayısında artış olacakmış. Ve bu şeyde e, sadece sezonun geçeceği bölümde değil aynı zamanda ana dünyada da bu itemler eklenecek. Yani oyunu oynadığın zaman normal sezon dışı oyunda da size bu itemler düşecek. Ve daha sonraki sezonlarda da aynı mantık devam edecek. Özetle zaten bu şekilde oluyor bu tip oyunlarda ve bu ilerleme. Şimdi yama 18 Temmuz'da yüklenecekmiş. Yani hatta iki gün önceden bazı yeni itemler düşebilir. Sezon ise 20'sinde açılacak. Sezonuz. E, ne kadar süreceğini söylemediler. Ancak daha önceki açıklamalarda 3 ay diye bahsetmişlerdi. Belki ben kaçırmış olabilirim. Özetle yani böyle ayda bir kadar sık olacak görünmüyor. 3 ayda makul bir süre bence e, içeriği tüketme açısından. E, şimdi yeni sezonda sıfırdan karakter yaratacağız. Yani e, oyunda şu ana kadar oynadığımız mevcut karakterleri yeni sezonda kullanamıyoruz. E, yabancıysanız eğer konuya hayda diyeceksiniz. Niye böyle ne baştan mı başlayacağız şeklinde. Şimdi sezonların mantığı şu. E, oyunu mesela yeni almış bir kişi örnek veriyorum işte şeyde Eylül'de de, de Eylül demeyeyim. E, paranızı biriktirdiğiniz yıl sonunda Aralık'ta alıyorsunuz Diablo 4'ü. E, oyuna başladınız, hani ana görevi bitirdiniz, sezona dalmak istiyorsunuz. E, sezona girdiğiniz zaman mesela kaç sezondur oynayan karakterler karşınıza güçlü olarak çıkacak. Böyle bir durum oluşmasın diye her sezon e, herkes sıfırdan başlamasını istiyorlar ki haksızlık olmasın. Mesela arkadaşınız örneğin ilk çıkışta almıştı oyunu, siz aralıkta aldınız dediğim gibi. Dediğim gibi bir kere bir campaign için belli bir süre lazım bitirmek için, ana hikaye bitirmek için. Ama ardından arkadaşınızla beraber oynamak istiyorsanız sizin için çok iyi bir fırsat, sezon fırsatı. Her ikiniz de sıfırdan karakterle başlayacaksınız. Yani diğer durumda arkadaşınız yüz seviyeyle gezerken siz bir, bir seviyeyle iş beraber keyif alma imkanınız yok. O nedenle bu olanağı tanıyorlar. Tabi bu sezon devam ederken ana oyun da devam ediyor. Yani onu hani bir kenara koyacağız diye bir şey yok. Ana oyunda da devam edebilirsiniz. Özellikle e, maksimumlamamışsanız karakterlerinizi e, oradan devam edebilir. Hatta işte yeni itemler de düşecek. E, özetle yani böyle bir mantık var. E, bir yandan da yeni sezonla beraber ufak tefek işte az önce dediğim gibi görev serileri, içerikler geliyor. Bu, şart, bu sayede oyun taze kalıyor. E, ve aynı zamanda hani sürekli Diablo oynamak zorunda değilsiniz. Arada mesela sonbaharda zaten iyi oyunlar çıkacak. O oyunlar çıktığı sırada Diablo'ya ara verirsiniz örneğin. Birkaç sezon oynamazsınız oyunu. Daha sonra geri döndüğünüz zaman herkes sizden daha ileri olmayacak. Siz de aynı diğer kişiler gibi o giriş yaptığınız sezonda seviye birden başlayacaksınız. İşte bu modeli birçok dediğim gibi online oyun uygulamakta. Bir yandan bu oyunların şöyle bir sistemi var. Battle Pass sistemi diye geçiyor Blizzard'da. Başka oyunlarda bu sistem farklı isimler almakta. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Her sezonu özgü de kilometre taşı mantığında ödüller tayin ediliyor. Siz ilerleme kaydettikçe o ödülleri ala 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 yükseliyorsunuz. Yani sonuçta böyle o sezonda boşuna oynamamış oluyorsunuz. Birçok mobil oyunda işte bu tip sistemler genelde paralı oluyor. Ya da bazen de şöyle oluyor. Bir bedava versiyonu bir de paralı versiyonu oluyor. Bu oyunda da buna benzer bir mantık var. Şimdi öncelikle bu kere bu bahsettiğimiz Battle Pass sistemi herkese bedava. Yani yeni sezona başladığınız zaman önünüze açılacak 5 para 5 kuruş ödemeden karşınıza çıkacak bu seçenekler. Ancak bir başka seçenek de Premium Battle Pass olacak. Buradaki Battle Pass'te normal bedava olan ödül ağacı sistemine ek olarak kozmetikler olacak belli noktalarda. Daha, daha doğrusu anladığım kadarıyla ikisinin ağacı farklı olacak. Kozmetikler size herhangi bir güç katmayacak. Oyunda herhangi bir avantaj sağlamayacak. Hatta kozmetikler item olarak bile düşmüyor. Transmog dediğimiz yani mesela işte başlığınızı değiştireceksiniz. O değişme seçeneklerine tıkladığınız zaman o aynınızda. Orada mesela e, premiumla satın aldığınız örneğin başlıkları da görebileceksiniz satın aldınız demeyeyim ama satın aldıktan sonra ilerleyip açtığınız diyeyim. Yani mantık bu. Yani size bir e, ekstra güç sağlamıyor. Ancak başka oyunlarda sağlıyor. Hatta bildiğim kadarıyla e, Diablo Immortal'da bu tarz bir olay var. E, ancak Diablo 4 e, mobil oyun olmadığı için yani ana platformu konsollar ve PC'ler olduğu için buna cesaret edemiyorlar. E, neyse yani ödül ağacına dönersek mantık bu şekilde. Yani daha fazla para veren sadece kozmetik olarak avantaj sağlıyor. İşte bunun aksi olsaydı çünkü birçok kişi oynamazdı oyunu tepkiden kaçındıkları için bunu yapmıyorlar. Ancak bildiğim kadarıyla bu ödül ağacında ekstra para vererek daha ileriye hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bu avantaj olarak değerlendirebilir ama bildiğim kadarıyla kozmetik ağacında ileri gittiğiniz için para ödemeyenlerin hiçbir sıkıntı yarattırmıyor. Ardından bu tabi ödüller bulunduğunu söylemiştim. Bu ödülleri ek olarak bir de Seasonal Blessing denen bir sistem getiriyorlar. Burada da o sezona e, özgü size kutsuyor yani daha doğrusu buff yapıyor e, o sezon oynadığınız sürece mesela e, örnek verdiği de şey e, videoda e, örneğin e, bazı iksirler var kullandığınız zaman size mesela 30 dakika e, %5 daha fazla tecrübe puanı kazandırıyor örneğin onun süresini arttıran e, blessingler alabiliyorsunuz puanları açtıkça İşte o 30 dakika çıkıyor mesela 40 dakikaya. 40 dakika 10 dakika daha fazla demek, 10 dakika daha fazla XP demek. İşte o nedenle e, sezonda ne kadar çok oynarsanız e, bu ödüllere o kadar hızlı erişip e, o kadar yararlanacaksınız karakteriniz diğer kişilere göre daha hızlı gelişecek. Ama dediğim gibi bu tamamen yine şey yani bedava Battle pass üzerinde olan e, puanlar. Yani paralı da böyle bir sistem bulunmuyor. Bu arada arkada e, videolarını göstermeye çalışıyorum. Ya, şeyden yakaladım podcast sırasında oynattıkları videolarda numaram düzgün şekilde oynuyordur. Ee, Özetle sezon sistemi bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi amaç burada Diablo 4'ü yıllar boyunca oynatmak. Olabildiğince içeriği taze tutmak. Ancak şu ana kadar bir ay geçti. Ve bu bir ay boyunca sıkı şekilde oynayanlar muhtemelen 70 seviyenin üstüne çıkıp hatta bazıları 100. seviyeye vurmuş olabilir ve şu an sıkılıyor olabilirler. Çünkü bir süre sonra kısır döngüye giriyor oyun. Ben henüz o aşamaya gelmedim. Daha 63-64 seviyesindeyim. Ancak bir süre sonra tekrar etmeye başlayacak gibi kendini. Bu arada tabii şeye geçmeden önce yeni içeriği ve yeni mekanikleri. Bazı yenilikler de var. Ben bu videoyu çektiğim gün hatta 10.4 denge gelmiş olacak. Ancak ufak tefek şeyleri değiştireceklermiş. Parantez içinde belirtiyorum. Örneğin işte bu cehennem dalgasında açılan sandıklardan artık unique itemler düşecekmiş. Normalde hiç düşmüyor çünkü. Böyle ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Yani şey konusuna geri dönersek e, bu arada ne yapacağınız e, içeriklerin hepsini tüket, tüketmiş iseniz e, şöyle bir durum söz konusu yeni gelecek yani e, 18 Temmuz'da gelecek Yama'da önemli bir değişiklik var. O da e, farklı karakterlerle oynuyorsanız hani daha önce bir size videolar çekmiştim alternatif karakterler açarken ne oluyor ne bitiyor diye. Ee, şöhret puanlarında e, belli aşamalara gelince biliyorsunuz yetenek puanları kazanılıyor, iksir sayısı artıyor. Bunlar tüm karakterlere taşınıyordu. Ancak taşınmayan bir durum vardı. O da e, Lilith sunakları e, örneğin her karakterde tekrar açmanız gerekiyordu. Yani sunağı açtığınız zaman istatistikler evet yansıyordu ama e, ekstra tecrübe puanı için açmanız gerekiyordu. Ve aynı zamanda haritayı açtığınız zaman diğer karakterlerde açılmıyordu. Tekrar sıfırdan haritayı açmanız gerekiyordu. Bununla ilgili çok ciddi eleştiriler vardı. Eleştirileri dinlemiş Blizzard ve 18 Temmuz'dan itibaren girdiğiniz en güçlü karakterle oyuna girdiğiniz zaman o karakterin her türlü ilerleyişi diğer karakterlere de aktarılacak. Yani açmışsanız işte, Lili sunakları onda da açılacak. Haritayı tamamen temizlemişsiniz onda da açılacak. Niye bunu anlatıyorum? Eğer bunu yapmamışsanız bence en azından bu yaklaşık bir 2 haftalık zamanımız var. Şey, sezon 1'e kadar. Bu sırada onları tamamlayabilirsiniz. Onu da yapmışsanız başka oyun oynayın o zaman. <laughs> ya da iki hafta bekleyeceksiniz. Ee, özetle durum bu. Demek ki içeriği çabuk tüketmişsiniz anlamına geliyor. Neyse yani bu tipte şeyleri, istekleri dinliyorlar. Ve zaten yayın sırasında da başka şeylerden de bahsettiler. Yani işte envanterde bir takım düzenlemeler, işte itemlerin kilitlenmesi falan gibi konulara değindiler yani biz bunları dinliyoruz ama diyorlar ki yani her şeyi böyle şak diye yapamıyoruz bayağı bir test etmek gerekiyor ya da bazılarını kodlamak daha zor bazı şeylere kıyasla evet şimdi şeye geçelim Season of Malignant dediğimiz kötülük sezonunda neler var yeni olarak şimdi öncelikle bir kere minik bir hikaye var yani bu Malignant dediğimiz olay hastalığa benzetebiliriz bir kötü hastalık Sanctuary'i sarmış durumda olaylar bu arada Diablo 4'ten sonra geçiyor yani tüm artık olaylar bitmiş. Ne olduğunu söylemiyorum. Sonunda doğal olarak spoiler olmaması açısından. göz ee, Yaratıkları şey yapıyor, etkiliyor bu hastalık. Anladığım kadarıyla tüm yaratık tipleri değil ama özellikle işte kurtadan ve benzeri öyle daha doğa yaratıklarını etkiliyor gibi anladım ben. Ve yine yanlış anlamıysam elit düşmanları etkiliyor. Arada böyle bu elit düşmanlar hastalıktan dolayı etkilenecekler ve dönüşüme vuracaklar. Dönüşüm sonrasında daha vahşi ve daha güçlü oluyorlar. Siz bunlara karşı savaşıyorsunuz. Ee, burada işte daha doğrusu bunlara karşı savaşan e, anladığım kadarıyla Cormann ismi. E, şeyde de trailerda e, koydular. Oradaki videoda da görüyorsunuz o karakteri. Bu eski Işık Katedrali rahiplerinden bir tanesiymiş. Bu işte bu hastalıkla dövüşmeye çalışıyor ama e, arkadaşlarını kaybetmiş yalnız kalmış bu savaşta. Gücü yetmiyor. Bize geliyor. Bizden yardım istiyor. Ancak bizim karakter tabi ana oyundaki karakter değil. Yeni çünkü sezon için açtığımız karakter. Ee, anladığım kadarıyla NPC olarak bize bu arkadaş sürekli görev verecek ya da belli görevleri yine ana oyunda olduğu gibi onunla beraber gideceğiz. Ne kadar detaylıdır bu görev serisi, ne kadar diyalog vardır bilemiyorum. Ancak sonuçta bu bir DLC değil. O nedenle beklentileri de çok yüksek tutmamak lazım. Özetten çok boş değil gözüküyor. Şimdi şeye gelelim. Eee... Olay sadece bununla bitmiyor, yeni mekanikler etkileniyor, etleniyor. Burada işte malignant heart dedikleri hastalıklı kalpler topluyoruz. İşte bu canavarların işte öldürdüğümüz zaman bunların kalpleri düşüyor. Bu kalplerde aspect yüz yüze benziyor mantık olarak. Üzerinde destansı yetenekler var. Bunu kullandığınız zaman işte karakterinizin herhangi bir işte silahına ya da zırhına üzerine bu şey etki eklenmekte aspekte ek olarak. Ancak bunları mücevher slotuna takacağız. Yani e, mücevher yerine bunu tercih edeceğiz demek istiyoruz. E, bu durumda mesela e, o item'da bir legendary destansı işte 100 varken bir de ekstra bunu ekleyeceğiz. E, ve genelde özellikler de e, bayağı kendine özgü olacak görünüyor. E, bu işte unique dediğimiz item tiplerindeki özelliklere benzeyecekmiş. Ve e, o kadar hani özel olacaklar ki buna uygun Build hazırlamamız mümkün ve mevcut build'ları bayağı modifiye edeceğini düşünüyorlar. Özetle yani bayağı varyasyon getirecek oyuna. Bunların aynı zamanda renkleri ve beraberinde kategorileri var. Yani kırmızı, mavi, yeşil vesaire diye gidiyor. Anladığım kadarıyla 4 ya da 5 renk olacakmış. Mücevher slotları da buna göre renklenecek. Mesela işte sizde sarı renkli slot varsa gidip kırmızıyı takamıyorsunuz gibi. Buna bir kere uyduracaksınız. Bunun ötesinde daha yüksek seviye yaratık öldürme ve işte ona benzeri durumlarda giderek tabi bu kalpler güçlenecek. Yani normal oyundaki itemization dediğim olaya benzer şekilde kalpler de gelişiyor ve yine mühür mantığına benzer şekilde mühürleri de bir araya getirip daha iyisini craft ediyorduk ya dükkanlarda. Yine aynı şekilde dükkanlarda da bunları birleştirip daha güçlü kalpler craft edebileceğiz. Özetle yani ekstra bir e, özellik oyuna ekleniyor. Ekstra yetenek seti eklenecek. E, burada tabii şey e, bunlar ana oyuna taşınmayacak. Ve de gelecek sezonlarda da bu tarz çok özel şeyler taşınmayacak. Ancak böyle e, çok uygun görürlerse ya bunu oyuna eklersek çok iyi olur gibi e, şeyleri e, ileride yapabiliriz dediler. Taşınmama nedeni ise e, ana oyunu bu sefer çok boğacaktır. Böyle bunu ekle onu ekle derken e, olabilir. Özellikle oyuna yeni başlayacak kişiler. Birçok aslında MMORPG'lerde bundan dolayı ben oynamıyorum. O kadar çok kaynak türü falan var ki kafa karma, karma karışık oluyor. şu an Diablo'nun bulunduğu yer iyi bence. çok karışık değil. o nedenle daha fazla özellik eklemeye gerek yok. Bu mantık iyi. Yani her sezon böyle buna benzer bir yenilik ekleyerek monotonluktan çıkarmaya çalışıyorlar. Evet e, olabildiğince işte bu e, dinlemiş olduğum yayını size aktarmaya çalıştım. E, eğer zaten yabancı diliniz varsa Blizzard'ın sayfasına girip Bant'tan dinleyebilirsiniz. Ama tabii o çok daha uzun süre olarak. Ben burada çok fazla yaymadan özetlemeye çalıştım. Umarım çok fazla konuşup canınızı sıkmamıştım şimdidir. E, beğendiyseniz tabi ben tuşuna basmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bir başka Diablo videosunda tekrar görüşeceğiz. E, bir yandan ileri seviye e, karakter build'lar içerikler ekleyeceğim gibi Temmuz ayı boyunca bir yandan da e, hala başlangıç oyuncularına yönelik videolarım eklenecek yavaş yavaş. Hala kafamda düşündüm bazı içerikler var. Özetle yani Temmuz ayı e, Diablo ağırlıklı olarak geçecek. Yeni sezon başlayınca da yeni sezonla ilgili e, içeriklerimizi Kanal öyle da izleyebilirsiniz. Evet e, herkese iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.